kitabımızın adı Shibumi. Yazar Trevani'nin. Etçe Hannah Stern, Tardes meydanını çevreleyen ağaçlar altındaki kafelerden birinde bir masaya oturmuştu. Dalgın gözleri önündeki kahveye bakıyordu. Çok koyu, telveli bir kahveydi önündeki. Meydan çevresindeki beyaz binalardan yansıyan güneş göz kamaştırıyordu. Ağaçların altındaki gölgelik ise hem kara hem de soğuktu. Arkasında kalan kafede oyun oynayan dört bask erkeğinin sesleri gelmekteydi. Durmadan duyulan sözler, bayi, passo, passo, alla cainko, passo, alla cainko diye tekrarlanmakta. Hele bu sonuncusu akla gelebilen her ton ve vurguda söylenmekteydi. Oyuncular bu sözle blöf yapıyor, bu sözle birbirlerine sinyal veriyor, yalan söylüyor, kötü şanslarından ötürü Tanrı'ya yakınıyor ya da karşısına böyle budala bir oyun arkadaşı verdiği için Tanrı'ya sitem ediyorlardı besbelli. Son 7 saatten beri Hannah Stern çok çeşitli ruhsal durumlardan geçmişti. Önce gerçeğin kabusu, sonra bir hayal dünyasına kaçış, sonra da bir zihin karmaşıklığı ve baş dönmesi. Duygusal bir şokun etkisindeydi ama ruhu şok alanından uzaklaşmıştı. Şimdi sinir yapısı parça parça olmak üzereydi. Buna karşın kendi çok sakin hissediyordu. Hatta uykulu denilebilecek durumdaydı. Gerçek hayal, önemli şeyler, önemsiz şeyler, şimdi, sonra, ağaçların serinliği, boş meydanın sıcağı, Avrupa'nın en eski dilinde konuşan insanların sesi. Hepsi birbirine umutsuzca dolaşmış, düğüm olmuştu. Başka birinin başına geliyor olmalıydı bunlar.'' Hanna'nın çok acıdığı ama yardımcı olamadığı birinin yardım edebilecek dönemi aşmış birinin. Roma havaalanındaki cinayet dizisinden sonra her nasılsa İtalya'dan çıkmış, kendi bask diyarının bu kafesinde bulmuştu. Gözleri kamaşmış, zihni kekeler durumda, 9 saat içinde tam 1500 kilometrelik yol yapmıştı. Ama şu anda önünde sadece 4-5 kilometrelik yolu kaldığı halde artık enerjisinin tümüyle tükendiğinin farkındaydı. Damarlarında hiç adrenalin kalmamıştı. Üstelik son anda kafe sahibinin kaprisi yüzünden yenilgiye uğrayacağı benziyordu. Önce arkadaşlarını vurulmuş görmenin korku ve şoku, inanılmazlığı söz konusuydu. Orada öylece donmuş gibi kala kalmış, sağından solundan panik içinde koşan, durmadan ona çarpan insanların arasında yerinden kıpırdayamamıştı. Kurşun sesleri bitmek bilmiyordu. İtalyan ailenin çığlıkları, ağlaşmalar da öyle. Derken boğazına bir korku sarılmıştı. Kör gibi ileriye doğru yürümüş, terminal binasının ana kapısından güneşe çıkmaya niyetlenmişti. Ağzından kısa kısa soluyordu. Polisler koşup durmaktaydı. Kendi kendine yürümeye devam diye komut verdi. Bir ara sırtındaki kasların oraya girecek kurşunu beklercesine kasıldığını fark etti. Gelmiyordu beklediği kurşun. Kendi kanının içine oturup ayaklarını oyun oynayan bir bebek gibi karşısına uzatmış keçi sakallı ihtiyarın yanından geçti. Adamın yarası görünmüyordu ama altındaki kan gölü gittikçe genişlemekteydi. Yüzünden acısı da belli olmuyordu. Hannah'ın yüzüne soru sorar gibi baktı. Hannah durmadı. Yürürken adamla gözlerinin çakışıp kaldığının farkındaydı. Kendini tutamadan çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm diyerek mırıldandı. Akrabalarını bekleyen İtalyanlar arasında bir kadın boğulurcasına ağlıyordu. Herkes ailenin yere düşen bireylerinden çok onunla ilgilenmekteydi. Anne oydu ne de olsa. Bütün bu karmaşıklığın koşuşmanın ve bağırışmanın ortasında sakin bir sesin anons yaptığı duyuldu. Air France'ın Toulouse, Barbes ve Pau'ya gidecek 470 sefer sayılı uçağının yolcularına ilk çağrı yapılıyordu. Teybe alınmış olan bu ses hoparlörlerin altında neler olup bittiğinin hiç farkında değildi. Duyuru Fransızca olarak tekrar edilirken cümlenin son parçası Hanna'a gerçek dünyaya döndürdü. 11 numaralı çıkış kapısı. 11 numaralı çıkış kapısı. Hostes Hannah'a koltuğunu dikleştirmesinin gerektiğini hatırlattı. Peki özür dilerim. Bir dakika sonra hostes geri dönerken ona kemerini de bağlamasını söylemek zorunda kaldı. Efendim? Ha evet özür dilerim. Uçak ince bulutların üzerine doğru yükselip masmavi göğe daldı. Yalnızca motorların sesi, gövdenin titreşimi vardı artık. Hannah yalnızlık içinde titredi. Yanında orta yaşlı bir adam oturuyor, dergi okuyordu. Adamın gözleri ara sıra derginin üst kenarından dışarı, Hanna'nın haki şortunun altında görünen güneş yanığı bacaklarına kaymaktaydı. Bu gözleri kendi üstünde hisseden Hanna, bluzunun iki üst düğmesini ilikledi. Adam gülümseyip hafifçe öksürdü, boğazını temizledi. Konuşacaktı onunla. Ahmak herif onunla ilişki kurmaya çalışacaktı şimdi. Olu tanrım. Birden midesi bulandı. Tuvalete güç yetişti. O sıkışık yerde zorlukla çömelip deliye kustu. Çıktığında solgun ve hemen kırılmaya hazır hissediyordu kendini. Yer karolarının deseni dizlerine çıkmıştı. Hostes ilgili ama kibirliydi. Bu kadar kısa bir yolculuğun bu kızı nasıl hasta ettiğine şaşar gibiydi. Uçak Pao'ya yaklaşırken yana eğildi. Hannah pencereden baktığında Pirene'lerin karlı doruklarını gördü. Çok güzel ve çok korkunç. Buralarda bir yerde bölgenin bask tarafında Nikolay Hel oturuyordu. Ah bir ulaşabilseydi Bay Hel'e. Havaalanından çıkıp kendini pirinelerin dondurucu güneşi altında buluncaya kadar hiç hatırına gelmeyen şey cebinde tek kuruş olmadığıydı. Bütün parayı avrim taşıyordu. Şimdi otostopla gitmekten başka çaresi yoktu. Ama yolu da bilmiyordu. Eh şoförlere sorabilirdi hiç değilse. Otostopta güçlük çekmeyeceğinden emindi. İnsan genç ve güzel hele göğüsleri de dolgun olursa. İlk bindiği araba onu Pau'ya kadar götürdü. Şoför gece kalacak bir yer bulmayı teklif etti. Hannah onu kendisini kent dışına çıkarıp, Tarde's yolunu tarif etmek üzere kandırdı. Kullanması güç bir araba almalıydı. Bu araba. Adamın eli iki kere vitesin üstünden kaymış, Hanna'nın bacağına değmişti. İkinci arabayı çok beklemeden buldu. Ama bu seferki Tarde's'e gitmiyor. Yalnızca Olerona kadar gidiyordu. İsterse orada geceleyecek bir yer bulabilirdi şoför Hanna. Yeni bir araba, yeni bir ilgi derken Hanna Tarde's'e vardı meydandaki kafeden yolu öğrenmeye çalışırken ilk engelle karşılaştı. Bu ilk engel yöresel aksandı. İspanya'nın bu bölgesinde konuşmalara bask dili de karışıyor, telaffuzu değişiyordu. Un apetite culere demek için sekiz hece çıkıyordu insanların ağzında. Kafe sahibi gözlerini Hannah'ın göğüslerinden yalnızca bacaklarına bakabilmek için ayırırken ne arıyorsunuz diye sordu. var şatosunu arıyorum. Bay Nikolay Heilnev'i." evi. Kafe sahibi kaşlarını çattı. Gözlerini kırpıştırarak tepedeki ağaçların yapraklarına baktı. Tek parmağıyla beresinin kenarından saçlarını kaşıyordu. Bask erkekleri bu bereyi ancak yatarken çıkarırlardı. Yo hayır, adam bu adı daha önce duyduğunu hiç hatırlamıyordu. Hel mi dediniz? diye sordu. Hel sesini iyice çıkarabiliyordu. Bask dilinde de vardı aynı ses. Karısının bileceğini ona danışması gerektiğini söyledi. Acaba Matmazel beklerken bir şey içmek ister miydi? Hanna kahve ısmarladı. Kahve çok koyu, acı, defalarca ısıtılmıştı. Lehimden ağırlaşmış bir kap içinde gelmişti. Ama her şeye karşın gene de kap sızdırıyordu. Kafe sahibi bu sızma işinden üzülmüş göründüyse de kadere boyun eğdi. Hanna'nın bacağına damlayan kafenin canını yakmadığını umduğunu ifade etti. Demek çok sıcak değildi, öyle mi? İyi iyi. Yürüyüp kafenin arka tarafında gözden kayboldu. Herhalde Bay Helis sormaya gidiyordu. Ama aradan 15 dakika geçmişti. Hanna pırıl pırıl meydana bakarken gözleri yanıyordu. Burada birkaç park etmiş arabadan başka hiçbir şey yoktu ve hiçbiri düzenli değildi. Her birinin burnu başka yöne bakıyordu. Köylüler onları hangi pozisyonda durdurabilmişlerse öylece bırakmışlardı. Alman plakalı kocaman bir kamyon kirli egzoz dumanları çıkararak ve köşeyi 10 santimle ıskalayarak meydana girdi. Sürücüsü ter döküp küfürler savurarak koca canavarı biraz ilerletmeyi başardı ama bu sefer de engellerin en aşılmasıyla karşı karşıya geldi. Yolun orta yerinde iki bas kadını karşılıklı durmuş, ağızlarının birer kenarından konuşarak dedikodu yapıyorlardı. Orta yaşlı, suratsız, şişman kadınlar o fıçı bacaklarının üzerinde dikilip kamyon şoförünün çaresizliğine hiç aldırmaksızın konuşmayı sürdürdüler.'' Hannah Stern ne bu görüntünün esprisini ne de ortak pazar içinde Franco-Alman ilişkilerinin bu garip gösterisini değerlendirecek durumda değildi. Zaten o anda kafe sahibi de çıka gelmişti. Baskalara özgü, üçgen suratı, söyleneni yeni anlamış olmanın sevinciyle parıldıyordu. ''Siz Bay Hel'i mi arıyordunuz?'' diye sordu. ''Öyle demiştim. Ah, bilseydim Bay Hel'i aradığınızı, adam omuz silkerken belinden yukarısı birlikte yükselip elleri semaya döndü.'' Sanki genç kıza biraz daha açık konuşsa bütün bu gecikmelere gerek kalmayacağını anlatmaya çalışıyordu. Sonunda Etçe Bar Şatosu'nun yerini tarif etti. Önce Tardes'in R'nin telaffuzu yuvarlatılarak T ve S vurgulu öbür ucuna gidecekti. Sonra Abens de Hound, BŞC, H ve T her ikisi de vurgulu kasabasından geçilecek Lichas'ına burundan değil S vurgulu tırmanılacak çatala varınca sağdaki yola girilip Eçebar tepelerine varılacaktı. Ama asla soldaki yola girmemek gerekiyordu. Çünkü o yolun sonu Liç'e giderdi. Uzak mı? Pek uzak sayılmaz ama siz zaten Liç'e gitmek istemiyorsunuz ki. Eçebar uzak mı demek istiyorum. Zaten yorgun ve sinirleri gergin olan Hannah için bir basktan basit bilgi almak dayanılacak işlerden değildi. Hayır uzak değil. Liç'e sonra iki kilometre kadar. Lichans ne kadar uzak peki? Adam gene omuzlarını kaldırdı. Eh, absende de Haunt'tan sonra iki kilometre falan vardır. Yolu şaşırmanıza olanak yok. Sakın sol çatala girmeyiniz. Girerseniz şaşırırsınız tabii. Şaşırırsınız çünkü kendinizi liçte bulursunuz. Anlıyorsunuz değil mi? Oyun oynayanlar masadan kalkmış, kafe sahibinin yanına gelmişlerdi. Bu turistin yarattığı kargaşa hepsini ilgilendirmişti. Aralarında hızlı hızlı basça konuştular. Sonunda da karara vardılar. Evet, kız eğer sol çatala girerse kendini liçte bulurdu. Ama liçteki köprünün nasıl yapıldığının öyküsü de... Dinleyin, diye yalvardı Hanna. Beni Ecebar şatosuna kadar arabayla götürebilecek kimse var mı? Kafe sahibiyle kumarbazlar arasında acele bir konferans başladı. Bir hayli tartışma, açıklama, tekrarlama yer aldı. Sonunda kafenin sahibi varlan yargıyı bildirdi. Hayır, Şortla gezen, arkasında sırt çantası taşıyan bu kızın kolay dostluk kurmakta ünlü o sporcu genç turistlerden biri olduğu ve bu nedenle de az bahşiş vereceği kararına varılmıştı. Bu durumda onu Eçe Bar Şatosu'na götürecek biri bulunamamıştı. Yalnızca kumarbazların en yaşlısı gönüllüydü bu işe. Kızın cömertliği üzerinde bahse girmeye de hazırdı. Ama onun da arabası yoktu. Zaten araba kullanmayı da bilmiyordu. Hanna içini çekip sırt çantasını omuzladı. Kafe sahibi ona içtiği kahvenin parasını hatırlatınca Hanna hiç Fransız parası olmadığını belirtti. Bunu hafife alarak, gülerek, espri gibi söylemeye çalışıyordu. Ama adam gözünü kahve fincanından ayırmıyor, ağzını bıçak açmıyordu. Kumarbazlar bu yeni durum aralarında iştiyakla tartışmaya başladılar. Ne? Demek bu turist kahveyi içmiş, parasını vermemişti ha? Bu iş yasal kovuşturmaya kadar gidebilirdi. Sonunda kafe sahibi ciğeri parçalanırcasına içini çekti nemli gözlerinde acıklı bakışlarla Hannah'a baktı. Yani gerçekten bu kahve için verecek iki frank parası yok muydu? Haydi bahşişten vazgeçtim. Kahve için iki frankçığı da mı yoktu? Doğrusu bu bir prensip meselesiydi. Kendisi kahveyi parayla satın almıştı. Pişirmek için kullandığı gaza da para vermişti. İki yılda bir lehimciye de para verip kapları onartıyordu. Boşlarına sadık biriydi. Bazı kimseler gibi değildi. Hannah öfkeyle gülme duygusu arasında bocalıyordu. Bütün bu tiyatronun yalnızca 2 frank için sahnelendiğine inanası gelmiyordu. Üstelik kahve fiyatının aslında bir frank olduğunu da bilmiyordu. Fransızların bu para tutkusuyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Paranın kendisine olan bir tutkuydu bu. Bazı yerlerde bir madeni para maldan da, rahatlıktan da, gururdan da daha önemli oluyordu. Gerçek zenginlikten bile önemliydi. Ama Hannah bütün bunları nereden bilebilirdi? Bölge halkı bask adları taşmakla birlikte radyo, televizyon ve devlet eğitiminin sonucu olarak tümüyle Fransızlaşmış bir halktı. Burada modern çağ tarihine bile ulusal uyuşturucu niteliğinde 5. Cumhuriyet'in gerçeği adı takılmıştı. Küçük esnaf zihniyetine sahip bu Bask köylerine göre 100 frank kazanmanın zevki 1 santim kaybetmenin acısı yanında solda sıfır kalırdı. Sonunda kafe sahibi yaptığı gösterilerden bu kızdan iki frank koparmaya yetmeyeceğini anlayınca izin isteyip oradan ayrıldı. Giderken az sonra döneceğini belirtti. 20 dakika sonra döndüğünde arka odada karısıyla yaptığı görüşmeyi bitirmiş bulunuyordu. Hanna ha, siz Bay Helen dostu musunuz? diye sordu. Evet dedi Hanna. Yalandı tabi bu ama şimdi bu ayrıntılara girmeye canı istemiyordu. Anlıyorum. Eh o halde siz ödemezseniz bile Bay Hel ödeyecek demektir.'' Elindeki küçük defterden bir kağıt yırttı, üstüne bir şeyler yazıp ikiye katladı. Kenarını tırnaklarıyla inceltti. ''Lütfen bunu Bay Hele verin.'' derken sesi oldukça soğuktu. Gözleri artık Hannah'ın göğüslerine, bacaklarına kaymıyordu. Bazı şeyler aşktan daha önemliydi ne de olsa. Hannah bir saate aşkın bir süredir yürüyordu. Abense Köprüsü'nden geçmiş, altta parıldayan Gavede Sionsu seyretmiş, sonra güneşin zeminini yumuşattığı dar yoldan Bask tepelerine doğru tırmanmaya başlamıştı. Yolun kenarlarında eski taş duvarlar üzerinde kertenkeleler yürüyordu. Çayırlarda otlayan koyunlar, pirene inekleri gözüküyordu. Yumuşak gözlü, aptal görünüşlü hayvanlardı bunlar. Yuvarlak tepeler, dar vadiler, ileride de karlı doruklar vardı. Mavi göğe yükselen karlı doruklar. Tam başının üstünde çok yükseklerde kanatlarını yaymış av arayan bir şahin uçuyordu. Ağır sıcağın etkisiyle topraktan garip bir koku yükselmekteydi. Bir karışım; yaban çiçeklerinin, çimenlerin, koyun pisliklerinin karışımı. Çevresinde görüp kokladıklarından yorgun düşen Hannah başını eğmiş, ayak parmaklarına bakarak durmadan yürüyordu. Zihni son 10 saatin yükünden kaçmak için bir tek noktaya yönelmek zorundaydı. Düşünmeye, hatırlamaya cesaret edemiyordu. Çünkü biraz uzağında, şu an ve şu yerin hemen ilerisinde onu mahvedebilecek görüntüler hazır beklemekteydi. İzin veremezdi. Düşünmemeliydi, yürümeliydi yalnızca. Ayaklarının ucuna baka baka bütün mesele Ecebar Şatosu'na varmaktı. Nikola Hel'i görmekti. Ondan önce de, ondan sonra da hiçbir şey yoktu. Yalnızca boşluk. Yol çatalına gelince durdu. Sağa giden yol Eçebar tepelerine doğru dik şekilde tırmanıyordu. Taştan yapılmış küçük evlerin ilerisinde ağaçların arasında geniş beyaz bir duvar görünmekteydi. Şato orası olacaktı. Uluçam ağaçlarının gerisinde. Derin derin içini çekip yoluna devam etti. Yorgunluğu umut duygularıyla birleşmeye başlamıştı. Şatoya bir varabilse, Nikolai hele ulaşabilse. Alçak bir duvarın üzerinden dedikodu yapmakta olan iki köylü kadın sözlerini kesip yabancı kıza merak ve güvensizlikle baktılar. Nereye gidiyordu bu bacakları açık kız? Şatoya mı? Başka nereye olabilirdi ki? Şatoyu o yabancı satın aldığından beri olmadık tipler gelip gitmeye başlamıştı zaten. Kötü adam değildi aslında Bay Hel. Kocaları onlara, bas özgürlük hareketine adanmış olanların onu çok beğendiklerini de söylüyordu. Ama gene de buralarda yabancı sayılırdı. Tersini söylemek olan haksızdı. Şato'ya taşınalı 14 yıldan fazla olmamıştı. Oysa köyün 93 kişilik nüfusuna dahil herkes kendi soyadını mezarlıkta en az bir düzine taşın üzerinde okuyabilecek durumdaydı. Kimi mermer üstüne yazılmış, kimi uydurma taşlara. Yıllar boyu yağmurun, rüzgarın hırpaladığı taşlara şu hale bakın. Haspa göğüslerini bile bağlamamış. Erkeklerin kendisine bakmasını istiyor besbelli. Dikkat etmezse yakında soyatsız bir çocuk bulacak kucağında. Kim alır onu ondan sonra? Olsa olsa kız kardeşinin evinde yerleri silerek yaşar gider. Eniştesi de sarhoş oldukça onun başına bela olur. Sonra günün birinde kız kardeş iş göremeyecek kadar gebeyken kocaya bu yüz verir. Herhalde samanlıkta, ambarda falan. Hep öyle olur zaten. Kız kardeş durumu öğrenir, bunu evden atar. O zaman nereye gider peki? Bu yönde de orospuluk eder işte. Olacağı bu. İki kadının yanına bir üçüncüsü yaklaştı bacaklarını gösteren kızın kim olduğunu sordu. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bayonolu bir orospu oldu diye karşılık verdiler. Bask bile değil. Acaba protestan mı? Yok canım, o kadar da fazla. Yalnızca kız kardeşinin kocasıyla yatan zavallı bir orospu. İnsan göğsünü bağlamadan dolaşırsa sonunda olacağı budur zaten. Doğru, doğru. Hanna tüm önlerinden geçerken başını kaldırıp üç kadını gördü. Günaydın bayanlar dedi. Günaydın bayan. Hepsi gülümsüyorlardı. Baskıları özgü bir gülümsemeyle içlerinden biri yürüyüş mü yapıyorsunuz? Diye sordu. Evet. Çok iyi. Vaktiniz olduğu için şanslısınız. Biri öbürüne bir dirsek attı. Öteki karşılık verdi. Bu kadar açık imada bulunmak cesaret işiydi. Hanna demir kapının önünde durdu. Görünürlerde kimse yoktu. Kapıyı çalmak veya vurmak için bir kolaylık da yoktu şato 100 metre kadar ileride kıvrılan ağaçlı bir yolun ucundaydı. Kararsız kalan Hanna yol üstündeki küçük kapıları denemeyi düşünürken bir sesin arkasından şarkı söyler gibi seslendiğini duydu. Matmazer hemen kapıya döndü. Mavi iş tulumu giymiş yaşlı bir bahçıvan kapının öbür yanından kendisine bakıyordu. Hanna ben Bay Hilly arıyorum diye açıkladı. Bahçıvan evet dedi ama soluğunu içine çekerek oy dediği için kelimenin kazandığı anlam evetten başka her şeye benzedi. Daha sonra adam ona biraz beklemesini söyleyip ağaçlı yoldan uzaklaştı. Bir dakika kadar sonra Hannah ilerideki bir demir kapının menteşelerinin gıcırdadığını duydu. Yaşlı adam ona eliyle işaret etti. Diğer yandan da saygıyla eğilirken neredeyse dengesini kaybediyordu. Yanından geçerken Hannah onun yarı sarhoş olduğunu fark etti. Aslında Pierre hiçbir zaman sarhoş olmazdı ama hiçbir zaman da ayık olmazdı. Gün boyu muntazam aralıklarla içtiği 12 bardak kırmızı şarap onu bu iki aşırı uçtan da korurdu. Pierre yolu gösterdi. Fakat onunla birlikte eve yürümedi. Dönüp bazı bitkileri budama işine devam etti. Çalışırken acele etmezdi. İşten de hiç kaçınmazdı. Saatte bir içtiği kırmızı şarap iş gününü virgülle ayırır, biraz da bulanıklaştırırdı. Hannah yürüdükçe onun makasının klip 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 seslerini duyabiliyordu. İlerledikçe ses azaldı. Yola sarkan dalların yaprakları arasında yürürken yukarılarda ısrarlı bir rüzgar yüksek dalları sallıyordu. Kıyılardaki gelgit gibi sesler çıkarıyordu. Gölgelik iyice serindi. Hanna hürperdi. Sıcakta bu kadar uzun yürümekten başı dönüyordu. Korkudan donmuş olan duyguları umutsuzlukla erimiş, tekrar donup tekrar erimişti. Gerçeğe sarılan eli gevşemeye yüz tutuyordu. Yavaş yavaş. İki yandan teraslara çıkan mermer merdivenlerin dibine gelince hangi tarafı yürümesi gerektiğine karar veremeyerek duraladı. Yukarıdan bir kadın sesi, ''Size yardımcı olabilir miyim?'' diye seslendi. Hannah gözlerini siperleyerek güneşli terasa baktı. ''Merhaba, adım Hannah Stern. Yukarı gelin Hannah Stern.'' Güneş tam arkasından geldiği için kadının yüz çizgileri görünmüyordu ama giysileriyle davranışı uzak doğulu izlenimi yaratmıştı. Bir tek sesi dışında, ...yumuşak, iyi kullanılan bir sesi vardı kadının. Doğulu kadınların tipik tiz konuşmasına hiç benzemiyordu. ''Uğurlu dedikleri bir durumla karşı karşıyayız.'' ...dedi kadın. ''Benim adım da Hanna. ''Hemen hemen, sizinkiyle aynı.'' Jaboncada Hana çiçek anlamına geliyor.'' ''Siz de Hanna ne demek?'' ''Belki çoğu Batı adları gibi, bunun da anlamı yoktur.'' ''Tam çay zamanı gelmeniz ne hoş oldu.'' Fransızlar gibi el sıkıştılar... Hannah kadının sakin güzelliğine hayran olmadan edemedi. Gözleri iyilik ve neşe karışımı bir ifade taşıyordu. Davranışı Hannahya korunuyormuş, rahatlıyormuş gibi bir duygu verdi. Birlikte terasın taşları üzerinde eve açılan dört küçük kapıya doğru yürürken kadın az önce kesmiş olduğu çiçeklerden en güzel yoncayı seçerek çok doğal bir hareketle Hannah'a uzattı. ''Önce bunları suya koymam gerek.'' dedi. ''Sonra da çayımızı içeriz. Siz Nikolay'ın arkadaşı mısınız?'' Pek sayılmaz. Amcam arkadaşıydı. Demek buradan geçerken uğradınız. Çok düşüncelisiniz. Cam kapılardan güneşli bir salona girdiler. Orta yerdeki masanın üzerinde çay takımları hazırlanmış bekliyordu. Tam onlar içeriye girerken salonun öbür ucundaki kapıda tık diye bir ses duyuldu. Hannah bu şatoda kalacağı birkaç gün boyunca hizmetkar diye bir şey göremeyecek, varlıklarını hep böyle kapanan kapılardan, holden gelen sessiz ayak seslerinden hissedip duracaktı. Yemekler öyle bir biçimde hazırlanıyordu ki servisi et sahibesinin yapması en doğal şey oluyordu. Servisi yapmak bu kadının iyiliğini, ilgisini ifade etmesini de kolaylaştıran bir fırsat oluyordu. Sırt çantanı şu köşeye bırak anne, dedi kadın. Ben şu çiçekleri yerleştirirken çayları fincanlara koyar mıydın acaba?'' Küçük kapılarda dolan güneş ışığını, duvarların mavisini, üzerindeki altın yaprak desenlerini 15. Louis tarzı mobilyalarla doğu eşyalarını birleştiren bu odada duvar aynaları mesafeleri büyütüyor, odayı olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Çaydanlıktan çıkan buharlar da bir sıcak duygusu katıyordu. Bu oda hava alanlarında gençlerin vurulduğu dünyanın bir parçası olmazdı. Gümüş çaydanlıktan Limoga fincanlara çayı doldururken Hanna gerçeğe dönmekten ötürü başının döndüğünü hissetti. Son birkaç saatte inanılmayacak kadar çok şey olmuştu. Bayılacağından korkmaya başladı. Hiç neden yokken, aklına küçücükken başına gelen benzer bir olay geldi. O zaman da böyle nerede olduğunu kim olduğunu bilemez durumda düşmüştü. Bir yaz günüydü. Sıkıntıdan bunalmıştı. Her yanda ders kitapları, defterler duruyordu. Çevredeki eşyalara öyle uzun süre bakmıştı ki eşyalar büyüyüp küçülmeye başlamışlardı kendi kendine ben miyim diye sormuştu ben ben miyim bu düşünceleri oluşturan gerçekten ben miyim ben mi ben mi şimdi de bu zarif doğulu kadının iki adım çekilip yerleştirdiği çiçeklere bakışını sonra yaklaşıp bir iki yerini düzeltişini izlerken Hannah zihnini karıştıran dalgalar arasında demirleyecek bir yer aramanın çaresizliğini duyuyor yorgunluk onu durmadan denizin açıklığına sürüklüyormuş gibi hissediyordu Garip şey diye düşündü. Her şey bir gün içinde olmuştu. Hava Havaalanındaki korkunç olaylar, Palya doğru o rüya gibi uçuş, bindiği arabaların sürücülerinin çapkın konuşmaları, Tardes'teki kafa sahibinin tutumu, Etçebar'a kadar o uzun yürüyüş, hepsinin içinde en çok iz bırakan anı, ağaçlı yoldan şatoya doğru yürürken serin gölgeliğin etkisiyle titremesiydi. Başka bir dünyaydı, çok da garip. Şu masaya oturmuş limoga fincanlara çay koyan gerçekten kendisi miydi? Hem de bu uygunsuz kılıkla, haki şort ve ayağında botlarıyla. Roma havaalanında kan gölünün içinde duran ihtiyarın yanından geçerken aptal gibi üzgünüm diye mırıldandığından bu yana yalnızca birkaç saat mi geçmişti? Yüksek sesle üzgünüm diye verdi. Güzel kadın bir şey söylemiş, Hannah kafası meşgul olduğu için ne dediğini anlayamamıştı. Kadın onun karşısına otururken gülümsedi. Nikolay'ın burada olmaması yazık diyorum dedi. Birkaç gündür dağlarda. O sevgili mağaralarına inip duruyor. İnsanı şaşkına çeviren bir merak. Ama bu akşam ya da yarın sabah dönmesini bekliyorum. Bu durumda senin de bir banyo yapmana, uyuyup dinlenmene vakit kalıyor. İyi olur değil mi? Sıcak bir banyoyla serin çarşafları düşünmek Hanna için öyle büyük bir zevkti ki. Kadın gülümseyip sandalyesini masaya biraz daha yaklaştırdı. Çayına ne koyarsın? diye sordu. Gözleri sakin ve içtendi. Biçimi ise uzak doğuya özgü olmakla birlikte renkleri ela üstüne altın lekeli gibiydi. Hannah bu kadının hangi ırktan olduğunu kestiremiyordu. Hareketleri doğulu, zarif ve kontrollü, ama cildi sütlü kahverengindeydi. Kapalı yakalı, çin modeli yeşil elbisesi Afrikalılara özgü dik göğüslerini ve bu biçimli kalçalarını belli ediyordu. Ağzıyla burnu ise beyaz ırkın tipik örnekleriydi sesi kültürlü, pesten konuşması düzgündü. Kadın gülerek, biliyorum, biraz karışık bir durum dedi. Efendim? Hanna düşüncelerinin böyle açıkça anlaşılmasından utanmıştı. Ben bazılarının kozmopolitan diye nazik bir deyimle ifade ettiği, diğerlerinin ise kısaca melez deyip geçtiği tiplerdenim. Annem Japondu. Babam herhalde çapkın bir Amerikan askeri olmalı. Onu tanıma şansına erişemedim. Süt alır mısın? Efendim? Çayına süt ister misin? diye gülümsedi Hana. İngilizce konuşsak daha mı rahat edersin? Kadın Fransızcadan vazgeçmiş bu son soruyu İngilizce olarak sormuştu. Hana da İngilizce cevap verdi. Evet daha rahat ederim. Bunu tam Amerikan aksanıyla söylemişti. Zaten Amerikalı olduğunu tahmin etmiştim. İyi öyleyse. İngilizce konuşuruz. Nikolay evde çok az İngilizce konuşur. Ben de unutacağım diye korkuyordum. Oysa aksanı ancak fark edilebilecek kadar varla yok arasındaydı. İngilizler gibi sözlükleri abartılı telaffuz etmiyordu. Herhalde Fransızcasında da biraz aksan olmalıydı ama Hannah'ın yabancı kulağı bunu fark edemezdi. Birden aklına geldi. İki fincan konmuştu dedi. Konuk mu bekliyordunuz? Bayan Hel. Lütfen bana Hannah Evet seni bekliyordum. Tardes'teki kafe sahibi telefon edip sana adres vermek için izin istemişti. Sonra ikinci bir telefon sesinin Absen'de Hunt'tan geçtiğini bildirdi. Bir üçüncüsü Linchans'a vardığını haber verdi. Hana hafifçe güldü. Nikolay burada çok iyi korunur diye açıkladı. Zaten sürprizlerden hiç hoşlanmaz. Ah iyi ki aklıma geldi. Size verilecek bir notum var. Hannah cebinden kafe sahibinin notunu çıkartıp uzattı. Hana nota açıp göz gezdirdi. Sonra o tatlı alçak sesiyle güldü. Bir fatura bu dedi. Çok da açık seçik yazılmış. Ah bu Fransızlar. Bir frank telefon için, bir frank da içtiği kahve için. Üzerine de bir buçuk frank bahşiş eklemiş. Demek o kadar bırakacağını düşünmüş olmalı. Çok iyi bir alışveriş yapmış sayılırız. Üç buçuk frank karşılığında senin konuk gelmeni sağlamış olduk gülerek faturayı kenara bıraktı. Uzanıp sıcak kuru elini Hanna koluna dayadı. Küçük hanım belki farkında değilsin ama ağlıyorsun sen dedi. Efendim? Hanna şaşkınlıkla elini yanağına götürdü. Evet yanakları gözyaşlarından sıklandı. Aman tanrım ne zamandan beri ağlıyordu acaba? Özür dilerim dedi. Sebebi yalnızca bu sabah arkadaşlarım Bay Hale'i görmem şart. Biliyorum canım, biliyorum. Şimdi çayını bitir, içine seni dinlendirecek bir şey attım. Sonra sana odanı gösteririm. Orada banyo yapar, dinlenirsin. Nikola'yı gördüğün zaman da kendini ve güzel hissedersin. Çantanı burada bırak. Kızlardan biri onunla ilgilenir. Size anlatmam gerek. Ama Hana elini havaya kaldırıp onu susturdu. Her şeyi Nikola'ya geldiği zaman ona anlatırsın. O bana ne kadarını istiyorsa o kadarını söyler. Hanna güzel kadının peşi sıra holün mermer merdivenlerinden üst kata çıkarken hala burnunu çekiyordu. Kendini küçük bir çocuk gibi hissediyordu ama içine yeni yayılmaya başlayan huzurun da farkındaydı. Çayın içine atılan her neyse daha şimdiden kötü anıları yumuşatmaya, onları belleğinden uzaklara sürüklemeye başlamıştı. İçtenlikle bana karşı çok iyi davrandınız bayan Hel dedi. Hana hafifçe güldü. Bana Hana de lütfen dedi. Ben Nikolay'ın karısı değilim cariyesi Washington Asansörün kapıları açıldı. Diamond, Bayan Svive'nin önü sıra 16. katın beyaz çalışma salonuna ilerledi. Ve hepsini ben haber verdikten 10 dakika sonra hazır istiyorum." diye konuşuyordu bir yandan. Star'ı, muavini, bir de araba. Yazdın mı? Evet efendim. Bayan Zviven hemen kendi hücresine çekildi. Orada gerekli hazırlıkları yapacaktı. Bu arada baş yardımcı konsolun başındaki sandalyesinden kalktı. Asa birinci kuşak ilişkileriyle ilgili tarama hazır efendim dedi. Şimdi geliyor veriler. Haklı bir gurur duyduğu belliydi. Şişko'dan duygusal ilişkilere ait bir liste söküp alabilecek kişilerin sayısı ona asla geçmezdi. Diamond konferans masasının başındaki döner koltuğa otururken şu ekrana ver bakalım dedi. Geliyor. Ay bir saniye efendim. İşte %180 ters durumda. Bir saniyede ayarlarım. Bilgisayarın sistemlik yetersizliklerin en başında aşkla nefreti, sevgiyle şantajı, dostlukla parazitliği ayırmamak gelirdi. Bu durumda duygular ölçeğine göre çıkarılan bir listenin karışık gelme olasılığı %50 idi. Baş yardımcı bu tehlikeyi görmüş, ilk çıkan isim listesinde Maurice Herzog ile Henrik Himmler'in adlarını eklemişti. İkisi de H ile başlayan kişilerdi bunlar. Sonuçta Asa Stern'ün Himmler'le hayran olduğunu, Herzog'dan ise nefret ettiğini çıkarınca baş yardımcı Şişko'nun 180'lik hata yaptığını tahmin etme olan anı buluyordu. Diamond gelen şey çıplak isim listesi değildir umarım dedi. Hayır efendim kaba ayrıntı da istedim. Her isimle ilgili birkaç söz kimliklerini bilelim diye. Sen bir dahisin. Leverley Baş yardımcı dalgın dalgın başını salladı. İlk veriler IBM'den dökülmeye başlamıştı bile. Stern David İlişki eşit oğul, beyaz kart, öğrenci, amatör atlet, öldürülmüş 1972 parantez mini olimpiyatları. Stern Jury İlişki eşit karısı, pembe kart, bilimci araştırmacı, ölü 1956 parantez doğal nedenler. Rotman Moisi, ilişki eşit arkadaş, beyaz kart, filozof şair, ölü 1958 parantez doğal nedenler. Kaufman S. Noktale, ilişki eşit arkadaş, kırmızı kart, siyasal eylemci, emekli. Hel Nikolai Aleksandrovich, ilişki eşit arkadaş. Dur diye emretti Diamond, dondur onu. Baş yardımcı bu sözü izleyecek verilere kendi ekranında bir göz attı. Aman tanrım dedi. Diamond koltuğun arkasına yaslanmış, gözlerini kapatmıştı. CIA bir işi yüzüne gözüne bulaştırdığında bunu dört başı mamur yapıyordu doğrusu. Nikolay Hell diye mırıldandı Diamond. Sesini tek düze çıkarıyordu. Baş yardımcı en yumuşak sesiyle bu Nikolay Hell, Eflatun kartlı bir efendim dedi. Eski çağlarda köpü haber veren habercilerin başının kesildiğini hatırlamış gibi bir hali vardı. Biliyorum biliyorum şey herhalde her Nikolai Aleksandrovic üzerine komple bilgi isteyeceksiniz değil mi? Adam özür dileme tonuyla konuşuyordu. Evet. Diamond ayağa kalkıp büyük pencereye doğru yürüdü. Karşısında gece olduğu için ışıklandırılmış Washington anıtı duruyordu. Yakındaki bulvardan geçen otomobillerin farları seçiliyordu. Her akşam tam bu saatte tam aynı yerden geçen otomobiller. Gelecek verileri şaşıracak kadar cılız bulacaksın diye mırıldandı. Cılız mı efendim? Eflatun kartlı biri ama. Bu Eflatun kartta öyle olacak. Renk kodu sisteminde Eflatun kartlar ana şirket açısından başa çıkılması en güç, en tehlikeli adamları gösterirdi. Bunlar kendi milliyetçi ya da ideolojik kanı ve yargılarına göre hareket etmeyen, parça başına iş kabul eden ajanlar, katiller grubuydu. Hükümetlere baskı yaparak bunları kontrol altında tutma olanağı da yoktu. Her iki taraf hesabına da adam öldürürlerdi. Başlangıçta renk kodu şişkoya programlanırken kişinin yaşamını ve yaptıklarını bir bakışta belirtecek renkler seçilmesi düşünülmüştü. Ama daha ilk başta şişkonun soyut konulardaki yeteneksizliği sistemin değerini azaltı vermişti. Sorunun kökeni şişkoya kendi renk kodunu kendi ayarlama hakkını tanımasıydı. Tabi belirli ilkeler doğrultusunda. İlk ilke yalnızca ana şirket açısından potansiyel tehlike veya gerçek tehlike sayılan kişilere renk kodu uygulamasıydı. Bu elbette ana şirket ya da onun kontrolünde olan hükümet ve kuruluşlar açısındandı tabi. Diğer kişilerin hepsi standart beyaz kartla ilgileniyordu. İkinci ilke kişinin eğilimleriyle kodunun rengi arasında bir ilişki bulunmasıydı. Bu da en basit şekliyle yapılmaktaydı. Solcu kışkırtıcı ve teröristlere kırmızı kart, sağcı politikacı ve eylemcilere mavi kart, sola yatkınlara pembe kart, sağa tutan aşırı muhafazlara da toz mavisi kart veriliyordu. Bir ara adanmış liberallere de İngiltere'deki sembolizme uyarak sarı kart verilmişti. Ama sonradan bu gibilerin zarar verme kat sayısı şişko tarafından hesaplanmış, derhal onlar da herkes gibi beyaz kart verilmeye başlanmıştı. Beyaz kart yani siyasal iktidarsızlık belirtisi. Ama bir adım daha atıp grip sorunlara gelindiğinde renk kodlamasının değeri de eleştirilere konu olmaya başlamıştı. Örneğin İra'yı aktif olarak destekleyenlere, Ulster savunma birliklerini destekleyenlere rastgele yeşil ve turuncu kart çıkarmaya başlamıştı. Çünkü Şişko'nun görüşüne göre böylelerini uyguladığı taktikler, güttükleri felsefe ve alabildikleri sonuçlar birbirinden pek farklı olmuyordu. İkinci bir sorun da Şişko'nun güttüğü akılsız mantığın sonucuydu. Örneğin komünist ajanlara ayırırken Çinli olanlara sarı kart çıkıyor, onların emri altındaki Avrupalı ajanlara ise kırmızı sarı karışımı kart çıkması gerektiğinden sonunda turuncu kartta kalıyordu. O zaman da bu kişiler Kuzey İrlanda'yı tutanlarla karışıyordu. Bu yüzden bazı can sıkıcı hatalara da yer verilmişti. Şişko'nun Ian Paisley mutlaka Arnavuttur diye tutturup bunda diretmesi işte bu hataların sonuçlarından biriydi. Yanlışlıkların en belalısı Afrika milliyetçileriyle Amerikalı siyah eylemciler konusunda ortaya çıkıyordu. Burada ırk mantığı güden bilgisayar bu adamlara siyah kart çıkarmıştı. Aylar boyunca bu eylemciler ne ana şirketin ne de onun kontrolündeki hükümet organlarının müdahalesiyle yüz yüze gelmeksizin eylemlerini rahatça sürdürebilmişlerdi. Bunun bir tek nedeni vardı. O da siyah kart üstüne basılı siyah yazıların okunmasındaki güçlüktü. Bu durumda duyulan büyük üzüntülere rağmen renk kodundan vazgeçme zorunluluğu doğmuştu. Amerikalı vergi mükelleflerinin milyonlarca doları bu işe harcanmış olduğu halde bu sefer yeni bir sorun çıkmıştı ortaya. Şişko'yu bildiği şeyi unutturmak ona yeni bilgi vermekten daha zordu. Belleği ebediydi şişko'nun. Hele mantık çizgisi üzerindeki direnişi önlenebilecek şey değildi. Böylece renk kodu da o güne kadar hangi düzeye getirilmişse o düzeyde kaldı. Solun ajanları hala kırmızı ve pembe kartlarla, kripto faşistler mavi kartla, Amerikalı lejyonerler toz mavisi kartla belirleniyordu. Her iki taraf arasında fark gütmeksizin iki tarafa hesabına da çalışanlara doğal olarak mor kart çıkmaktaydı. Ama şişko siyahların kartlarında ortaya çıkan sorunu unutmadığı için mor rengi kendiliğinden biraz açılmış bunlara eflatun kart vermeye başlamıştı. Ayrıca dikkat edilecek nokta Şişko'nun Eflatun kartlarını yalnızca adam öldürme yolunu seçen eylemcilere vermesiydi. Baş yardımcı başını kaldırıp soru sorar gibi baktı. Şey ne oluyor anlamıyorum efendim. Şişko durmadan bir veri bir düzelme bir veri bir düzelme temposuna girdi. En temel bilgilerde bile ona kaydedilmiş veriler birbirini tutmuyor. Bu Nikolay Hel'in yaşı için 47'den 52'ye kadar rakam veriyor. Hele şuna bakın milliyeti konusunda elimizde 6 tane seçenek var. Rus, Alman, Çinli, Japon, Fransız ve Kostarikalı. Kostarika diyor gerçekten efendim. Son ikisi taşıdığı pasaportlar yüzünden. Elinde Fransız ve Kostarika pasaportları var. Şu anda Fransa'da oturuyor ya da son zamana kadar öyleydi. Diğer milliyetler ise genetik kökenleri, doğum yeri ve kültürel yetiştirilmesiyle ilgili. Peki asıl milliyeti ne? Bay Diamond pencereden dışarı bakmayı sürdürüyordu. Hiçbiri. Bu adamla ilgili bir şey biliyorsunuz galiba efendim. Baş yardımcının bu sözü soru sorar gibiydi ama ölçülü kaçırmak istemiyordu. Tedbirli konuşuyordu. Meraklanmıştı. Gene de aşırı merak göstermeyecek kadar akıllıydı. Diamond birkaç saniye cevap vermedi. Sonunda evet onun hakkında bazı şeyler biliyorum demekle yetindi. Olduğu yerde dönüp yürüdü, masanın başındaki koltuğa kendini bıraktı, taramaya devam et dedi. Ne bulursan çıkar ortaya. ''Çoğu birbirinin tersi bilgiler olacak, netlikten uzak ve eksik olacak ama gene de ne varsa bilmek zorundayız.'' ''Demek bu Nikolay Hel'in bu işe bulaştığı kanısındasınız. Bizde bu şans varken herhalde.'' ''Ne bakımdan efendim?'' ''Bilmiyorum, sen taramayı sürdür.'' ''Başın efendim.'' Baş yardımcı bir sonraki verilere göz attı. ''Aa, efendim, doğum yeri olarak üç yer gözüküyor.'' ''Şangay?'' ''Emin misiniz efendim?'' ''Evet.'' kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Yani olabildiğince eminim